Canım Ali Pazarı. Günün sonu, günün sonu. Tabii ki bugün gerçekten pazar günü ve dışarısı havanın çok güzel olmasına rağmen çok teşekkür ederim. Lütfen alacak bir de bir alkış gönderelim. Bugün başka bir pazarımızda güzel arkadaşlarımız. Çok değil, 15 dakika sonra burada hep beraber ayrılacağız. Ve ben de bu şehirde yaşıyorum, Urla'da yaşıyorum. Yıllarım devletin içerisinde gençlik ve spor müdürüydüm. Ve düşün işte, markam çok güzel. Arkada görmüş olduğunuz görsellerdeki 16 yılın böylesine futbol aynası içerisinde geçti. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor maçlarını yöneten bir spor adamı. Ve bunu çok teşekkür ediyorum. Ve arkada görsellerde de gözüktüğü gibi son 5 yılım FIFA'daydım. Ülkemin Türkiye'nin bayrağı, Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası ve UEFA Kupası maçlarını yöneten bir spor adamıydı. Sarfiler biliyor musunuz hocam? Bunlar ne işin var? O yüzden çok şanslısınız. Bilmiyorum buraya neden geldiniz. Belki arkadaşınızla hatırı için geldiniz. Belki benim gibi bir arayış içerisinde olduğunuz bu dönemde şu an karşınıza çıktı. Arayış durdu. Çünkü gerçekten böylesine görmüş olduğunuz hayat belki etiket numan anlamında 10 numara 5 yıldız. Hatta birçoğunuz çocuklarınızın okuduğu müdür olmasını ve işte makamlarda siyasi partilerin de olayıyla tabii ki ilçe başkanı olayıyla müdür olduğum yerlerde ben bu işi ilk olarak part-time yaptım. Asli işim olan müdürlük ve hakemlikle beraber devam ettirdim. Çünkü zamanı doğru yönetmezsen hayat öyle bir akıyor diyor ki bunların farkında olan bir babaydım. Çünkü evimde iki tane çocuğum var. Onların yarınlarını inşa etmek anlamında bir arayış şansında olduğum dönemde bundan 4 yıl önce yine sizin gibi şanslıydım. Benim toplantıya davet edildiğim yer İstanbul'da arkadaşlar. Ve telefondaki arkadaşım sadece iki soru sordu. Beni bu işe davet eden arkadaşım, gerçekten hayatta bir şeyleri değiştirmek istiyor musun? Ve ciddi misin dedikten sonra, evet dedim ve kendimi bu toplantı salonunda buldum. Neden? Çünkü o kişiye olan inancım. Ve gerçekten o yapıyorsa vardır bir şey. Diyerek böylesine toplantı salonuna girdiğimde kalabalıktan hiçbir şey anlamadım. Düşünsenize, bir iş toplantısına bu kadar kalabalık. Dedim bunlar olursa bana zaten yer kalmaz. Bülent dedim, yine dedim şanssız bedevi usulü İzmir'e geri geri döneceğiz. Derken ve sahneye çıkan biraz önceki liderler gibi demeyeceğim. Çünkü artık analiz öyle kabuk değiştirdi ki alanlarında geçmiş yıllarda meslekleri çok iyi icra eden insanların bugün Garner Excel ailesinde olduğunu gördüm. Ama o gün orada gördüğüm 21 yaşında bir öğrenciydi. 21 yaş. Ve diyor ki 11 aydan beri bu işi yapıyorum. 13 bin lira para kazanıyorum dediğini duyduğunda ilk düşüncem lan dedim bunlar tokatçı galiba. Ulan biz hak ediyoruz diye bir ton küfürüyoruz. 4 yıl önce 4500-5000 geçen sezon 7000 dedim ki ya çok da inandırıcı geldi. Çünkü bize öğretilen hayat öyle bir hayat değil. Değil mi arkadaşlar? Ne dediler bize? İşte oku maaşlı işin olsun. Devlete dayan rahat et. Değil mi? Dediler bize. Bir yıl karşına kahve kutuları çıkacak. Ve bu kahve kutularının arkasında mikrofonları kapatalım. Sanırım mikrofonlarla doğrultulur. Ve arkasından o gün ikinci gördüğüm kişi bir ev alıyor. Ve diyor ki eşim de aynı yapmama izin vermiyor. Furkan Rağlama dedi. İşte her şeyi yaptım dedi. Ücretsiz verdim dedi. Tabii ki ne oldu? O gün de benim sahnede gördüğüm Eva'nın hikayesi ikinci yılında 18 lira alıp ve eşit başlangıç tepki göstermesine rağmen hayallerinden vazgeçmeyen bir kişinin de yaptığını gördükten sonra dedim ki evet. Ve biraz da beni gerçeklerle yüzleştiren 30 yaşında Türkiye'nin ve Avrupa'nın bir numarası olduğunu duyduğumda çok şaşırmıştım. Laborant. Çorum'un ilaçın içerisinden bir laborant çıktı ve o gün dedim ki burada anlatılanlar ya doğruysa diye. Meraktan başladığım bu sektörde 4 yıl boyunca buradaki ailenin içerisinde çünkü geçtiğimiz yıllarında ticaret yapan bir insan değilim. İlk ticareti ve ilk network marketing sektöründe bulunmam ve bildiklerimi unuttum. Neden mi? Lütfen size kafanızda canlandırmanız için birkaç soru soracağım. Bugün size garantizini yapmanız için bir şey söylemiyorum. Sadece farkında olmanız için, çünkü ne yaşım ne de geçmiş tecrübem size bir şey öğretmek değil,
sadece farkında olursanız, bugün buradaki liderler gibi sizler de eğer adım attıktan sonra hayatınızda neler değişebileceğinizi kendi gözünüzle göreceksiniz. Çünkü 38 yıl boyunca, bu işe başladığınız 38 yaşındaydım, 4 yıl, son 4 yıl içerisindeki daha güzel geçmişime baktım. Dedim ki Bülent, 38 yıl nasıl geçti? Siz de lütfen bugünkü konumunuza bakın ve geçmişinize bakın. Şöyle veya böyle, değil mi? İnişli çıkışlı, sonuçta bu hayatın içindeyse, değil mi? Yani devri yaşamıyoruz. Bazen zor günler, bazen değil derken böylesine iş çıkmıştı. Ve o gün dedim ki, lütfen size şu soruyu sorun. Maaşınız ne kadarsa, bugünkü maaşınızı düşünün ve hayatınızın geri kalan bölümünü düşünün. Geri kalan bölümünde vuracağınız duvar neresi? Takdir edersiniz ki eğer sigorta, bağkur veya emekli sandığındaysanız emekli. Doğru mu? Emekliliğe vurduğunuz zaman bugünkü maaşınız %40 düşecek. Çocuklar büyüyecek. Aile giderleriniz artmasına rağmen siz maalesef ki bu kararı ne yapacaksınız? Emekli olsanız dahi o kararı veremeyeceğiz. Bunlardan bir tanesi de ben. İçinizden biriyim. Maaşlı çalışan biriyim. Yani her şey basamak basamak en arkada. Şuradaydı. Ve ayaktaydı. Ve o gün kimse benim bu önden attaki liderler gibi bekledim ki bana yere alınışlardı. Çünkü müdürlük, hakemlik, egoya var. Egoya var. Ama sadece orada o kararı vermiştim. Dedim ki ilk önce ben mutlu muyum? Siz mutlu musunuz bugün kazancınız parayla? Şu soruyu sor. Devam eden bölümde hayal hedefine ulaşabileceğini düşünüyor musun? İki, çocuklarımız en güzel meyve olacak. Onların hayallerini gerçekleştirebilecek miyiz? Ve son olarak da evliyseniz eşiniz veya bekarsanız da ailenize ne tür bir katkı sağlayabilirsiniz? Ve her üçünün de cevap benim için hayır olduğu için o gün de beni davet eden arkadaşım dedi ki Bülent, hiç merak etme beraberiz. Bugün misafir arkadaşlarım size de aynı şeyi söylüyoruz. Bizi bugün değil, yarın yolculuğa başladığınız zaman çok daha iyi kalırsınız. Evet, muhteşem başarı hikayeleri var. Çünkü bu iş tek başınıza değil, biz yani bir takımın içerisinde çok güzel inşa ediyor. Eğer olsak sanırım ben olmazdım. Çünkü bir akvaryum içindeki balık gibiydik eski yaşantımız. Yemimiz vardı, suyumuz vardı, o akvaryum içinde yaşıyorduk. Çünkü hakem Bülent'le bile hayatın içerisinde olamıyorduk. Yani insanın olduğu noktada olamıyorduk. O yüzden diyorum ben yapabilirsem herkes yapabilir. Çünkü kopya çekmeyi sever miydim dedi. Var mı öğretmen arkadaşlar muhtemelen duymasın bizi şu an kulaklara tıkasınlar. Öğrencilik zamanında kopya çeken insanlar var mı arasında? Süper. Ben de çok kopya çeken bir öğrenciyim. Çünkü hayatım hep spor içerisinde geçtiği için hep kamplar, okul takımıyla işte seferler derken antrenmanlar, sonuçta sınavlar geldiği zaman arazi olur. Ve doğal olarak da sonrasında düşünüyorduk böyle bütün şeyleri, iyi kopya çekiyorduk. Dedi ki bu işte de başarılı olmak için ilk kopya çekenler başarılı olur dedi. Dedi o zaman çok kolay, bildiklerini unut dedi. Bu işin dedi tekniklerini öğrendikten sonra çok çok daha keyifli olacak. Bugün İzmir'imizde muhteşem bir toplantı ve Berno Ezer bundan yaklaşık 9 ay önce 8 Ocak 2017'de burası Ülker Arena Ataşehir'in muhteşem bir spor salonu ve bu büyük aile orada takdir ve ödül töreni yapıldı. Ve bunu neden gösteriyorum? Sabri arkadaşlar, sıkı sıkı sarıl. Hatta senin davet edilen arkadaşını öp, canım de canım. İlk beni davet etmişsin. Bugün değil ama yarın aynı gibi konuştuğumuz zaman çok çok daha farklı olacak. Öncelikle liderler ve salon içerisindeki liderler ne demek istediğimi çok iyi anlıyorlar. Çünkü biz bir yolculuğa çıkıyoruz ve bu yolculuk uzun bir yolculuk. Çünkü hayatın şakası olmadığının farkındayız. Buradaki her bir liderimiz gördüğü gibi herkes ilk başlangıçta katıldığında hiçbir şey yapmıyor. Hatta bu işin iş olarak kabul ettim yani. Ve ilk 10 ay ben de part time olarak yapmamın nedeni buydu. Ve arkasından Malezya'ya gittik. Ve o gün Malezya'ya gitmeden önce düşünün, yanlış anlamayın, 17 bin seviyede ne kadar yükseldi part time olurken bile ama daha hala part time yapıyorum. Ama ne zaman ki şirketin merkezi olan Malezya'ya gidip yönetim kurulu başkanıyla biraz daha sağlıklaşan 3 yıl önce ilk ben dinlediğimde o projeyi Türkiye'ye getireceğiz ve bu proje dünyada var olan projeyi Türkiye'ye getirdiğimiz zaman artık hiçbir şey eskisi olmayacak demişti Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız. Ve ben o gün bir karar verdim. Düşünsenize,
hem müdürlüğün hem hakemliğin üzerine çarpı koyma kararı tabii çok radikal bir karar. Belki oradan diyorsun ki hocam kafayı mı yedin? Üst kat kiralık mı? Belki düşünüyorsun. Ama birazdan bu projeyi size anlatacağım. Çünkü çok kısa bir süre sonra bu proje Türkiye'de start verecek. 103 yıldan beri bu anı bekliyorduk. Ama şu an sizin beklemeyi değil, şans topuna yenip alacaksın ve o topa sıkı sıkı sarılacaksın. Yani şu an talih kuşu eline kondu. Yapman gereken sadece talih kuşuna sıkı sıkı sarılman. Ama siz burayı ne yaparsanız, açarsanız avucunuzu, kuş dağa konar ve dağdaki bir şey dersin, gel, gel canım, gel. Kıyamam sana, gel. O yüzden talih kuş elinizden kaçmaması için bu dakikadan sonra yorgun bile olsa biraz kafesleri zorla. Çok sevdiğim sözler. Jim Rohn,